Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat modunun devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sokakta yürüyoruz. Peki nereye gidiyoruz derseniz. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son çok acı bir olay yaşandı. Lanet olsun. Kebapçı Gelal olacak o aşağılık var ya, o aşağılık. Tuttu Ramiz dayının kızını öldürdü arkadaşlar. Ondan sonra Ramiz dayı bir hışımla öyle çıktı gitti, adamlarını topladı gitti. Ben orada böyle mal gibi kaldım. Öyle bildiğiniz metro ile aktara aktara geldim arkadaşlar. Yürüye yürüye geleyim dedim, bir sahil havası alayım dedim de arkadaşlar korumaları yığmışlar. Bir dakika beyler, bir dakika ben bir geçeyim, aman. Allah Allah, bu kadar korumalar niye yığmış Ramiz acaba ya? Selamun aleyküm beyler, merhaba. Çekilin de geçeyim ya. Aleyküm selam nigga, hoş geldin nigga. Kimsin sen bakayım nigga. Beyler tanıyor musunuz siz bunu nigga? Ya Ramiz'e o kadar da dedim, Ramiz dedim, personel alma işini bana bırak dedim. Gidiyorsun dilencileri, niggaları tutuyorsun dedim. Lütfen dedim, bana bırak dedim. Tuttu tuttu, yine sizi mi aldı lan? Söyle hangi dilencisin sen oğlum? Nereden buldu seni ya? Ben Kezel kardeşim, çekilin evime gireceğim ya. Allah Allah. Vallahi bu iş bilmez korumalardan bıktım artık ya. Demek Kezel sensin ha nigga. Korkma korkma nigga. Bir şey yapmazlar sana nigga. Demek Kezel sensin ha nigga. Seni özellikle almamamız için Ramiz dayı emir verdi nigga. Kaybol git buradan, yoksa ağzını burnunu kıracağız nigga. Arkadaşım ruh hastası mısın sen lan? Nigga nigga tutturmuşsunuz, bir rap mi yapıyorsunuz anlamadım ki. Oğlum bu evin sahibiyim diyorum lan ben. Bak kapıdan çekilmesen seni kovdururum. Çünkü Ramiz'in öyle bir komut vermediğini biliyorum. Ramiz dayının kesin emri var dedim. Sen anlamadın galiba beni nigga. Çabuk çekil yoksa buradan dayak yiyeceksin nigga. Oy yoruldum. Vallahi seni de döveyim mi yoksa kapıdan içeri alacak mısın beni? Aman abi hoş geldin. Buyur buyur geç abi, ne olur vurma abi. Çoluk çocuğum var abi, vurma ne olur. Oğlum şöyle lan, biraz akıllı olun lan. Vallahi illa dövdürtüyorlar abi kendilerini, gördüğünüz gibi ya. Ya illa haşamatınızı mı çıkartayım arkadaşım? Şöyle efendi gibi açın kapıyı. Nedir ya? Allah Allah. Ya sizden mi korkacağım arkadaşım? İlla dövdürtüyorsunuz kendinizi. Bak canınızı yakmak istemiyorum ama anlamıyorsunuz yani. Vay be. Ramiz dayı arabaları geri getirmiş arkadaşlar. Sanırım bir şekilde kredi çekmiş ve almış bizim arabaları. Gördüğünüz gibi hepsi geri gelmiş arabaları lan. Bakayım hepsi burada mı? Vallahi hepsi burada. Selamun aleyküm bacım, sen kimsin lan? Allah Allah, tipe bak arkadaşlar ya. Sen kimsin bacım? Nerede Ramiz dayı? Beni Ramiz dayıya götürüyor galiba, dur dur. Ramiz'e götür beni, Ramiz'e. Oh bacım, oh bacım, ne kadar da güzel giyinmişsin bacım. Ramiz'e götürüyor beni arkadaşlar. Selamun aleyküm işçi emekçi kardeşim. Ramiz ne yapıyorsun lan Ramiz? Yine mi bu ağaç Ramiz? Yine ağaçlara dalmışsın. Başın sağ olsun Ramiz, güldüm ama kusura bakma. Gerçekten de acı bir tecrübe yaşadın. Allah kimseyi evladıyla sınamasın Ramiz'cim ya. Başın sağ olsun valla. Kebapçıdan intikamımızı beraber alacağız Ramiz. Yine mi geldin Kezel? Sen geldiğinden beri başımız beladan çıkmıyor. Sana yeğenim dedim. Planlarına güvendim Kezel. Senin yüzünden kızım Hürrem'i kaybettim ben. Ne yüzde geliyorsun buraya? Kardeşim tamam, sen de sonra çalış. Allah Allah. Kredini daha yeni çektim zaten. Çok yorma kendini. 2-3 gün ölüp gideceksin. Çalışma fazla. Bugün mesaiyi bitirdim. Git hadi. Ulan hayvan herif bak, gitti de makinayı buraya bıraktı. Şerefsiz vay. Niye geldin Kezel? Kapıdaki korumalara da talimat verdiydim. Nasıl girdin buraya? Ramiz'cim Allah aşkına ne oluyor ya? Ben seninle iyi geçiniyoruz sanıyordum. Sen beni oğlun gibi seviyordun. Ben seni babam gibi seviyordum. Sana Ramiz dayı diyordum. Ramiz ne oldu? Biz niye böyle ters düşüyoruz Ramiz? Bence bu işler yanlış yani Ramiz'cim. Anlamıyorsun değil mi Kezel? Ya da anlamamazlıktan geliyorsun. Götünle mi dinliyorsun? Sana galiba tam anlatamadım. Kardeş dur, durumu sana bir hikayeyle anlatayım. Ormanların birinde bir tane civciv bir gün ördek sürüsünü takip ediyormuş Kezel. Kurtlar görmüşler ve gülmeye başlamışlar. Ya demişler, bak biz ördekleri yiyeceğiz. Sen civcivsin, senin ördeklerle ne işin olur? Kümesine git kardeşim, ne işin var burada demişler ve gülmeye başlamış kurtlar Kezel. Tabi civciv aldırış etmemiş. Bunlar böyle bir yarım saat yürümüşler Kezel. Kurtlar sonra tekrardan demiş ki, bak küçük civciv seni yiyeceğiz. Kümesine geri dön yoksa yem olacaksın kardeş demişler. Ramiz sonra ne olmuş? Vallahi merak ettim şimdi lan, bu hikayeyi işte duymadım yani. Ne olmuş Ramiz sonra? Ne mi olmuş Kezel? Civciv dönmüş ve demiş ki, sana ne ulan onun bunun çocuğu, istediğimin arkasında gezerim demiş. Güldüğüme bakma Kezel. İçim kan ağlıyor yeğenim. Sana artık yeğenim bile demek istemiyorum. Sana bu evi aldım Kezel. Sana bu evi aldım. Sana arabalar aldım. Karılar aldım, kızlar aldım Kezel. Peki bana karşılığında ne verdin yeğenim? Bir kızımı bile koruyamadın Kezel. Ya Ramiz gerçekten de ne cins adamsın arkadaş. Ben mi öldürdüm kızını ya? Kebapçı Gelal'e kızacaksın ya, Allah Allah. Ayrıca Ramiz'cim bu evi almamış mıydı kebapçı arabaları falan ya? Ne oldu Ramiz? Aldı tabii almasına Kezel. Yalnız sonra gittim tekrardan kredi çektim onun bankadan.
Onun parasıyla tekrar aldım evi. Yani güldüğüme bakma Kezel. Moralim çok bozuk. Bir daha seni bu evde görmeyeceğim. Üstündeki takım elbiseyi de çıkart. Hayvan gibi para verdim lan ben ona. Benim kredi kartlarını da bırak girişe. Bir daha da evin çevrelerinde gezme Kezel. Seni görürsem andolsun ki seni öldürürüm Kezel. Ya Ramiz'cim ne diyorsun sen ya? Biz seninle iyi anlaşıyorduk. Ne öldürmesi şimdi? Ne oluyor Ramiz ya? Allah Allah. Neden böyle diyorsun Ramiz? Beni üzüyorsun bak. Hani beni evladın gibi seviyordun. Bunu saçma sapan planlar yapmadan önce düşünecektin kardeş. Şimdi dediğimi yap, toz ol buradan. Yoksa korumaları çağırırım. Çağır lan Ramiz. Koruma mı kaldı? Hepsini dövdüm. Öyle mi? Yeğenler çıkın saklandığınız yerden. Ya arkadaş bunun saçma olduğunu düşünen bir tek ben miyim şu an ya? Siz de izliyorsunuz, gözünüzü seveyim. Bunun saçma olduğunu düşünen bir tek ben miyim? Bu adamlar nereden çıktı Ramiz? Bayağı da kalabalıklarmış. Pekala Ramiz, gidiyorum. Takım elbiseyi de vereceğim. Yalnız benim tofaşı bari ver be Ramiz. Hani onu bari kullanayım. Yaptırdıydık biliyorsun Ramiz. Tofaşı zaten verecektim kardeş. O sonuçta senin bileğinle kazandığın araba. Garajdan al git kardeş. Bir daha da gelme. Yeğenler eşlik edin Kezel'e. Bir daha da bu eve giremediğinden emin olun. Yoksa kovarım hepinizi. Kredi çekmem aç kalırsınız. Ya. Kan ağlıyorum. Ya arkadaşlar gördünüz mü? Durduk yere Ramiz de bana sırtını döndü. Ramiz bari bırak da Hürrem'in cenazesine katılayım. Onunla bir yaşanmışlığımız var Ramiz. Cenazeye mi katılmak istiyorsun Kezel? Katıl o zaman, izin veriyorum. Adres ve detaylar burada. Katıl ama bir daha karşıma çıkma Kezel. Cenazeye girmesine izin veriyorum. Kimse artistlik yapmasın. Artistlik yapanın kredisini keserim. Kan ağlıyorum kan Kezel. Ramiz Allah akıl fikir versin vallahi bak ya. Benim gibi bir adamın kalbini kırdın. Tamam lanet olsun, elbiseleri de bırakıyorum. Tamam lan siz de gelmeyin. Ya arkadaşlar bu yaptığınızda insafsızlık değil mi? Bari bir elbise bir şey verin lan. Böyle nasıl gideceğim ben ya? Manyak mısınız oğlum? Ya Kezel Bey bize hiçbir şey demeyin. Ramiz Ay'ın kesin talimatı, kusura bakmayın efendim. Yalnız vücut da biraz solmuş be efendim. Sanki estetikten sonra bir çökmüşsünüz gibi. Neyse Kezel Bey binin gidin. Bir daha görürsem bacaklarınızı kırarım. Lan sen kimsin de bana artistlik yapıyorsun ya? Allah Allah. Delikanlıya bak. Bacaklarımı kırarmış. Oğlum lan cırılçıplak gönderiyor Ramiz dayı lan. Cırılçıplak evde kaldım arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum ya. Ne yapacağız oğlum lan? Bari Necda'nın eve gidelim arkadaşlar. Belki o oradadır ya. Ne bileyim. Burada göremedim zaten Necda'yı. Allah'ım yarabbim. Cenazeler de burada yatıyorlar. Üstlerinden ezmek de olmaz. Oğlum çek şunları da geçeyim lan. Arkadaş o ne lan? Kağıt gibi şaplar. Beyler hadi hadi beyler hadi beyler. Ya arkadaşlar çapulcu gibi kaldık. Elbise bile vermediler. Allah'tan tofaşımız var da arkadaşlar ne yapacağız biz bu tofaşla lan? Oğlum bir tofaşla ne yapılır oğlum? Elbise yok, bir şey yok lan. Çok saçma, sapık sanacaklar abi beni. Necda'nın eve bari gidelim ya arkadaşlar, oradan bir şeyler buluruz. Necda'dan giyiniriz ya, olmadı Necda'nın elbiseleri giyerim, nedir yani? Allah'ım yarabbim ya. Ulan Ramiz bu yaptığını unutmayacağım Ramiz. Vallahi unutmayacağım. Mutlaka hesabını soracağım senden Ramiz. Neyse arkadaşlar, Necda'nın evine geldik, susun susun. Necda ooo hatuna bak abo abi Hem de ne Ya merhaba hanımefendi, kusura bakmayın sizi tanıyamadım. Merhaba merhaba, sizi de merhaba, ne yaptınız ya? Ay sen kimsin, hiç keyfimi bozamayacağım şimdi. Yani seni tanımıyorum, kimsin sen, çık dışarı çık, dilenci almıyoruz. Ya ablacım ne dilencisi, sen bu arada ayakta oturuyorsun abla, farkında değilsin. Ulan bu Necda'nın annesi, hay maşallah taş gibi. Ya Necda'nın annesi, ben Necda'nın sevgilisiyim ya. Necda Necda. Canım çıkmazsan güvenlikleri çağıracağım. Necda'nın senin gibi sevgilisi olmaz. Üçsüz başsız adamla gezmez o. Arkadaş Necda'nın annesi de kendisi gibi cins ya, yemin ediyorum. Ne cins bir kadınsın ya ablacım. Allah Allah. Tabi beni tanıyamadı, ben küçükken gitmiştim ya arkadaşlar, tanıyamadı. Malum hak verin şimdi. Deseniz oğlum bugün sokakta kaldık lan. Bildiğiniz sokakta kaldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tofaşı kuytu bir yere çekelim de orada kalalım ya. Oğlum üstsüz başsız kaldım, sapık sancaklar lan. Yemin ediyorum sapık sancaklar ya. Bari şöyle kuytu bir köşeye çekelim de arkadaşlar, burada uyuyalım, burada sabahlayalım hadi. Cenazeye geldik arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ramiz burada cenazeyi düzenliyormuş. Kapıda da korumalar var. Hadi bismillah. Ulan cırılcıplak cenazeye geldim, inşallah dayak yemem valla. Düz ayak cenazeye diye geldik ama dayak yiyeceğiz gibi duruyor. Ramiz dayı korumaları arttırmış gördüğünüz gibi. Korumaları attırmış gibi de duruyor. Ramiz dayı her şeyi yapabilir gördüğünüz gibi, güvenmeyin fazla. Merhaba gençler, merhaba. Hadi ben giriyorum. Nereye gidiyorsun bakayım yeğenim? Burayı kerane mi sandın? Burası mezarlık lan. Nereye gidiyorsun bakayım böyle cırıl cıplak? Vurdurtma kendini, kaybol. Arkadaşım ben Kezel Kezel. Allah Allah, korumalar beni de tanımıyor lan. Demek ki bizi kıyafetimize göre yargılıyorlarmış arkadaşlar.
Ben Kezel, Ramizdain'in haberi var. Çekilin ya, Allah Allah. Pardon Kezel Bey, bir an tanıyamadım böyle elbiseleri falan çıkartınca. Buyurun efendim, buyurun, özür dilerim. Ulan üstünüze başınıza bir şey alın valla. Ben çıkartayım tişörtü vereyim istiyorsanız. Ya kardeşim önümden çekil yeter. Allah'ım yarabbim, ne manyak insanlar var ya. Aha. Adam mezarlığa köpekle gelmiş, bir de sigara içiyor baba. Bu ne kadar rahat mezarlık anlayışı. Dur lan basmayalım, çarpılacağız. Bu ne kadar güzel mezarlık anlayışıymış arkadaş. Şuna bak, adam köpeğiyle gelmiş. Vay anasını satayım. Buraya da çiçekleri falan bırakmışlar. Kolay gelsin beyler, kolay gelsin. Aman diyeyim, iyi koruyun ha. Sanki cenazeyi basacaklar gerizekalılar. Allah'ım yarabbim, hep Ramiz'in işleri. Ulan hayattayken bu kadar para verseydin, kredi çekseydin zaten ölmezdi kızın. 2-3 tane dilenciye para vermiş. Allah'ım Ramiz'e de zaten uyuz oldum. Bir de bana posta koydu. Merhaba beyler, merhaba, aman. Necla sen burada mısın ya? Ben senin evine geldim. Ben dün sokaklarda yattım Tofaş'ta ya. Necla'cığım sen neredesin? Ramiz seninle bir konuşmuyorum, sen bir dur. Neredesin Necla ya? Aylan Kezel, duyduğuma göre yine çulsuz kalmışsın yani. Vallahi Kezel kusura bakma. Çulsuzsan yani ben seninle görüşemem yani. Hiç kusura bakmayacaksın artık. Kezel fakirsen ne yapabilirim? Ramiz dayı kesinlikle tembihledi. Şayet ona yardım edersen ya da evini alırsan ya da onunla sevgili olursan evinizi elinizden alırım. Gerekirse hayat boyu kredi çekerim, her şeyinizi alırım dedi Kezel. Vallahi korktum yani. Süleyra Aşit için korktum hayatım, kusura bakma. Seninle birlikte olamayız Kezel. Sen çok fakirsin. Vay be Necla, hemen de böyle oldu. Süleyra Aşit dedin de o nerede ya? Aylan Kezel haberin yok mu vallahi? Sağ olsun Ramiz dayı. Ramiz dayı gibi dayı vallahi. Ona striptiz kulübünü aldı. E çocuğu şimdi cenazeye mi getireyim Kezel? Çocuğun canı sıkılır. Striptiz kulübüne gönderdim. Arkadaşlar ne kadar saçma salak bir diyalog dönüyor. Ya Ramiz hayallerimizde mi çaldın ya? Ben çocuğa itiraf ederken alacaktım striptiz kulübünü. Sen kimsin yeğenim? Tanıyamadım seni. Aa Kezel sen misin? Çıplak kalınca tanıyamadım kardeş. Bak bakalım mezarlık sana bir şey ifade ediyor mu? Bunca insan buradayken niye geç kaldın kardeş? Ayrıca elbiselerin nerede senin? Cenazeye hiç mi saygın yok Kezel? Hiçbir şey öğretememişim yeğenim. Ramiz mezarlığın ortasında bana kendine küfür ettirme Ramiz. Elbiselerimi soyduran sensin. Beni Tofaş'ta gönderen sensin. Cebimde 5 lira bile yoktu Ramiz ya, Allah Allah. Cami musluklarına dayanıp karnımı doyurdum ben ya Ramiz. Sen ne diyorsun, gözünü seveyim. Suyla duruyorum zaten, Allah'ım bayılacağım birazdan. Ya Ramiz'im sen ne kadar cins bir adam oldun ya. Allah belanı vermesin. Neyse ben Hürrem için geldim buraya. Seninle konuşacak değilim. Hadi Ramiz duanı muanı oku da gidek artık ya. Dağılsın şu tören. Vallahi bıktım artık, neye göre gömüyorsunuz anlamadım ki. O ne lan, maymun katılmış törene. Ramiz görüyorsun yani. Benden sonra bayağı düşürmüşsün kaliteyi. Öncelikle cenazeye katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim yeğenler. Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben kızım Hürrem'i çok severdim. Onun için hayatım boyunca kredi çektim. Lakin onu korumaya gücüm yetmedi. Bundan sonra daha fazla kredi çekip şehri satın alacağım. Herkesin ölümünü engelleyeceğim. Hey Ramiz, hey engelleyeceksin Allah'ım yarabbim. Hadi töreni bitir de gidek ya. Vallahi bıktım senden Ramiz. Ramiz çok kötü kıllandım sana var ya, seni fena döveceğim. Acaba sen gelmese miydin babam? Ben giderdim cenazeye babam. Sen hiç gelmeseydin keşke. Cenazede bayağı kalabalıkmış babam. Sen uzak dur, ben hemen konuşup geleyim. Hediyeni verip geleyim babam. Sen burada bekle, ben şuraya indireyim helikopteri babam. Merhaba merhaba, başınız sağ olsun, bir çekilin bakayım. Babamdan selam getirdim. Merhaba Ramiz dayı, merhaba. Canım babam sana selam gönderdi Ramiz dayı. Bir çekilir misin güzellik? Ramiz dayı babam sana selam gönderdi. Ulan şerefsizler, kızımı öldürdünüz bir de buraya mı geliyorsunuz alçaklar? O baban olacak şerefsize söyle. Onun canını yakacağım Davut. Çıkmasın karşıma yeğenim. Çok fena kredi çektim bu sefer. Parçalayacağım onu. Ben sadece emir kuluyum dayı. Bak yağmur da yağıyor. Cenazeyi demek ki istemiyorlar. Babam gönderdi diyorum dayı. Oo Kezel ne yaptın lan şerefsiz? Buraya da mı çıplak geldin sen? Hiç mi saygın yok cenazeye? Hiç mi bir şey öğrenmedin Ramiz dayıdan? Madem Ramiz dayıdan öğrenmedin, babamdan da mı hiçbir şey öğrenmedin? Davut doğru söyle lan, babanla ne yaşıyorsun? Valla çok merak ediyorum, ne yaşıyorsun? Bak millet dağılıyor Ramiz. Cenaze bitti bence, bu kadar. Ya çıplak kaldım Davutcuğum, hiç sorma valla lan, bir elbise melbise bir şey yok mu lan valla? Fakirlikten ölüyorum yani, düşmanımdan medet umacak hale geldim ya. Davutcuğum bir tişört müşört bir şey versene ya. Sen kaliteli giyiniyorsun. Buraya senin için gelmedim şerefsiz, ama neyse git helikopterde tişört var. Alabilirsin tişörtü. Ben Ramiz dayıya hediye vermek için geldim. Ramiz dayı, sana babamın selamı var, bu hediyeyi sana gönderdi. Vay be, gerçekten de gönlü geniş adammış şu Gelal. Düşmanın bile şereflisi lazım. Geçenki çektiğim için %10 kredi indirimi demek ha. Sağ olasın, sağ olasın. Ya Ramiz sen de ne kadar hemen tavlıyorsun kredi işlerine ya. Allah belanı vermesin, ben ıslanıyorum zaten. Manyak mısınız hepiniz, duruyorsunuz ya. Gideyim de bari üstüme bir şey alayım arkadaşlar, bu nedir ama ya. Ramiz dayı yemin ediyorum hemen affetti lan düşmanını. Beni de evden kovdu, vay şerefsiz vay.
Merhaba kebapçı dayı ya, valla senin için gelmedim kebapçı dayı, bir elbise alıp gideceğim. Hoş gelmişsin Kezel, bakıyorum da ıslanıyorsun yeğenim. Ben hemen bineyim, bayağı da soğukmuş hava. Al bakalım tişörtünü. Kezel, istersen sana güzel bir teklifim olacak. Kabul etmeyi düşünür müydün? Teklif mi? Valla şu an her şeyi düşünebilirim ya kebapçı. Neymiş o teklif? Ramiz'e karşı saf alırım dersen seni zengin ederim Kezel. Seni en büyük adamlarından biri yaparım. Davut'un yerine geçersin Kezel. Seninle hayatta çalışmam lan pezevenk. Ben şuradan Davut'un elbiselerden araklayayım. Bu ne lan? Bu elbiselerde senin kokun var dayı. Ne yapmışsınız ya? Kebapçı dayı ne oluyor? Davut benim parfümümü kullanmayı çok seviyor Kezel. Neyse tişörtünü aldıysan git. Davut hadi gidelim. Oh vallahi üstüme de tam oturdu ya. Allah razı olsun kebapçı. Bu iyiliğini unutmayacağım. Yalnız seninle de çalışmam yani. Ulan Ramiz, göstereceğim sana gününü. Demek düşmanını bile affedersin ha. Sokakta kaldık arkadaş, iyi mi? Neyse en azından elbisemiz var. Bu ne lan, kebapçı gibi kokuyor bu. Allah'ım yarabbim. Resmen bir buçuk Adana kokuyorum arkadaş ya. Kebapçı kokuyor her yer. Neyse ben gidiyorum valla. Ramiz bu nasıl, ne saçma bir cenaze töreniydi bu ya. Arkadaş hemen düşmanını affetti. Bize de direkt yan çizdi lan. Sanki kızını ben öldürdüm. %10 kredi indirimine hemen tav oldu şerefsiz. Dur birader ben bir geçeyim ya. Zaten evsizim anasını satayım. Bir köşeye çekelim artık da. Evsizlikten geberelim, ne yapalım. Bu soğukta ne yapılır ki ya? Bir kapalı otopark falan yok mu lan? Bir yere sinmek lazım abi. Yağmurdan ıslanacağız valla. Bari otoparkta kalalım bir süre arkadaşlar. Ne yapalım ya? Valla evsizlik de çok zormuş arkadaş. Ramiz bizi direkt kovdu. Ya valla bu Ramiz niye böyle yaptı ya? Hiçbir şey anlamadım abi. Ne oluyor anasını satayım? Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Kezel artık evsiz kaldı. Ramiz yan çizdi Kezel'e. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam tamam memur bey ya. Yalayacaksınız diye ekipçe gelmenize gerek yok ki. Siz bir ara tek gelin, ben yalatırım ya. Memur bey yapmayın. Buyurun buyurun buyurun. Benim yalamak isteyen müşterilerim buyurun. 50 tane lazım baba. Diyeceğim ki hani patrona gideceğim. 50 kişiye yalattım diyeceğim patrona. Patron şaşıracak. Patron üzülecek. Ömrümde ben o kadar yalatmadım diye. Sonra bana hak verecek. Diyecek ki tamam sen patronsun. Bu ne kadar saçma bir diyalog lan. Aman aman ya abi, yalıyorken azı şimdi sıkıntıya girmeyelim biliyor musun? Şöyle çekelim. Buyurun 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 buyurun. Yalaması bedava bedava bedava. Deneme bedava buyurun.